okuyacak bir şey lazım, oynayacak bir şey lazım, bir şey sarmam lazım, bir şey oynatmam lazım. Deli gibini geziniyorsun evin içinde. Oynayacak bir şey lazım Şebnem, bir şeye sarmam lazım, bir şey oynamam lazım. geçen gün oynadığında ne oldu? Hangi oyun? Yok muydu hani oynuyorduk beraber şu ilk zamanlarda oynadığım oyun dedin. Ha. Bir şey falan diyordun hatta, hatırladın mı? Oyuna sarmak için oynamıyordum onu ya, bir şeye bakmak için atıyordum. Dur hatta anlatayım. Kardeşim yükleme yaptın mı? Bu ses ne lan? Ne sesi? Kardeşim yükleme yaptın mı? Yok. Bak biri kardeşim yükleme yaptın mı diyor ya. Kardeşim yükleme yaptın. Duymuyor musun ya? İyice delirdin sen ha. Allah Allah, neyse konsolda oynadığım ilk oyundu. Bebeğim beni neden terk edeceksin? Lan bak işte bu ses. Bebeğim. Böyle garip dublaj seslendirmeli bir adam sesini duymuyor musun ya? Neyse konsolda oynadığım ilk oyun diyordum. Xbox Game Pass'te bir oyun gördüm geçen gün abiler ablalar. Adı Bilek. Görür görmez de indirdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu oyun benim oynadığım ilk konsol FPS oyunuydu. PlayStation 2'de oynamıştım ve kafayı yemiştim. Şu anda oynadığım tüm oyunları Gamepad ile oynamayı başarabilsem de bu özellik doğuştan gelmedi bana. Çileli bir evreden geçtim. Alışması bayağı can sıktı. Bu evrenin ilk aşaması ise PlayStation 2'deki Black'ti. İlk oynadığım konsol FPS. Aman Allah'ım diyorum size ya. O kadar zordu ki şu ağzını ettiğimin oyunu kontrol etmek. Oyuna girdiğim ilk dakikada afallamıştım. Bir de o dönem için oyunun grafikleri falan inanılmaz iyi gözüküyordu. Parçalanma efektleri, partikül efektleri, düşmanları indirmek falan PlayStation 2'nin en iyi gözüken oyunlarından biriydi benim için. Sırf o görsel cazibesi sebebiyle oynamak istiyordum. Bir şekilde bir şeyleri vurmak istiyordum düşmanları falan ama yok abi. Abi olmuyordu bir türlü ya. İlk bölümü geçene kadar kaç kez ağladığımı ben hatırlarım ya. En sonunda da yok beceremeyeceğim ben bu oyunu deyip pes etmiştim. Hakikaten ilk bölümü geçebildim mi onu bile hatırlamıyorum. Bu yüzden yıllar sonra görünce acayip merak ettim ve direkt indirdim oyunu. 2021 yılında oynayınca da zamanında niye zorlandığımı anladım. Tabii şimdi Gitkut bir oyuncu olarak zorlanmadım Gamepad'de oynarken ama zamanında niye zorlandığımı ışık tutabildim en azından. Oğlum bu oyunu yapan her kimse işin bokunu çıkarmış ya. Lan daha millet PlayStation'larda nişan almaya alışamamışken bu kadar hardcore bir aksiyona gerek var mıydı birader? Ulan oyuna bir üzerine düşman yağdırıyor. Siz ilk adama zor nişan alırken 5. adam geliyor aksiyon alanına. Oyunun aksiyonu da acayipmiş ya. Bilmiyorum belki de Amerikalardaki konsol oyuncuları alışmışlardır oynamaya ama benim gibi konsolda FPS oynamamış bir genco için çok zordu bile. Şimdi oynayınca bir duygulandım. Güzel nostalji oldu be. Ne oldu? Bitirdin mi oyunu? Yok bitirmedim ya. 40 dakika oynamak yetti bana. Zaten bitirmek için oynamadım ki. Öyle işte. Nostalji olsun hatırlayayım diye oynadım. Peki şey ne oldu? Neo mu ne vardı? Çok zor falan diyordun. Yok zorlukla moruk alakası yok. Dur, bebeğim ya. Beni neden terk edeceksin? Kim ya? Kim lan bebek kim? Şu videoda bahsettiğim delirten oyun Nioh'u bayınca bıraktım. Zorluktan değil ama sıkıldığımdan bıraktım. Sonra gittim Nioh 2'ye sardım ve onu bayağı bir oynadım bak ha. Ciddi ciddi 35 saati aştı oyun süren. Üstelik ilk oyuna göre de çok daha fazla sevdim. Daha agresif oynayabiliyordum, farklı taktiklere daha anlayışlı bir oyun yapısı vardı. Güzeldi yani. En önemlisi de ilk oyundaki gibi tek yemiyordum. Çoğu boss falan hatta tek seferde indirebildim. Ancak bir noktada oyunda bir kırılma anı yaşadım ve bıraktım. Bu kırılma anı sebebiyle sıkılma eşiğim tepeyi zorladı. Nioh 2 akan hikayeli belli bir ilerleme şablonuna sahip bir oyun değil benim için. Nioh 2 benim için bir challenge oyunu abi. Bir looter aksiyon oyunu. Oyunun tüm bölümleri neredeyse birbirleriyle karbon kopya şeklinde aynı. Her bölüm birbirine çok benzer şekilde akıyor. Oyunda geçirdiğim süreyi tetikleyen tek şey ise bulduğum eşyalar, kıyafetler oluyor. Oyundaki ilerleme motivasyonumu sağlayan ana şey bölümlerde ilerlemek, hikaye nakışını görmek değil daha fazla eşya düşürmek oluyor. Ulan ben Souls benzeri oyun oynuyorum derken kendimi bir anda loot üzerine kurulu bir oyunda bulmuşum haberim yok. Destiny gibi, Anthem gibi, Division gibi işte sen say örnekleri yani. Habire eşya düşür, kalış düşür, kıyafet düşür böyle böyle oynuyorsun oyunu. İlk oyunda ikinci oyunda bu kafada oyunlar. Hikayeleri falan var ama zerre önemseyemiyorum arkadaşlar. İstedim sevmeyi hikayelerini falan ama hakikaten önemseyemedim. Hikaye sarmayınca olay devamlı kıyafet bulmak üzerine kurulunca da oyun akışı bir yerden sonra bıkkınlık verdi. O yüzden de bıraktım. Loot odaklı oyunlar bana gelemiyorlar. Kardeşim yükleme yaptın mı? Yaptım. En baba kıyafetleri silahları falan hep yükledim kendime. Bebeğim. Bir dakika lan. Beni neden terk edeceksin? Bak Şebnem gene o dublajda olan bir şeyler diyor ha. Geçen eski bir oyuna daha girmiştin sanki, o ne oldu? Dragon Age Origins'i diyorum. Dragon Age Origins benim çok sevdiğim bir klasik. Konsolda Game Pass'te görünce dedim dur şuna bir de konsolda bakayım da pek konsolluk bir oyun değilmiş onu gördüm. Yıllar teknik anlamda oyunu bayağı bir yaşlandırmış ama oyunun rol yapma hissi muhteşem. Ulan şu oyunu yapan elemanlar gittiler Anthem'le vakit kaybettiler ya yanarım ona yanarım yani. Dragon Age Origins sinematik rol yapma anlamında üst düzey bir oyun. Diyaloglar, seçimler, hikayenin genişliği falan acayip hoşuma gidiyor bu oyunda. Misal bak bu benim karakterim. Adı da Adan. Adan gibi Adan'dan geliyor. Bir lordun oğluyum ben. Ve karakter olarak da babacığımın sözünden çıkmayan bir lord çocuğuyum. Misal babacığım geliyor diyor ki evladım ben sefere çıkacağım ben yokken kaleye sen bak. Tamam babacığım diyorum. Ondan sonra acaba beni özel birliğe çağırıyorlar. Benim oğlan gidemez diyor baba. Ben de babacığım ne derse o diyorum. Kendi kararlarını verebilmekten aciz bir adanım ben. Bak adam değilim adanın. Ancak tanımımı maruz görün işten işe bir abazanlık da var üzerimde. Misal bir adam geliyor diyor ki bizim kız seni soruyor. Beşik kertmenmiş herhalde kendisi. Alın yazım gibi. Hiç istemem demiyorum. Kız nerede diyorum. Görüşürsünüz diyorlar. Babacığım diyorum kız nerede?
nerede? Oğlum dur, kapıda savaş var, görüşürsünüz diyor. Babacım diyorum, kız nerede? Lan oğlum dur. Bir süre sonra bizim topraklarda gezen annemi görüyorum. Garip hanımın arkadaşı ve ailesi gelmiş. O da ne, ortamda genç bir hanımefendi de var. Hanımefendi merhaba diyorum. O da merhaba diyor. Bir ara özel konuşalım diyorum. Hoşuna gidiyor. Tüm gün kılıç kalkan sallamaktan heder olmuş bir lord çocuğuyum ben. Bu topraklar beni bitirmiş. Ergenliğimi bile yaşayamamışım. Her ne kadar insanlar bana yürüyen bir barut gibi baksa da bu benim karakterim. Sonuçta ben Adan gibi Adan'ın kardeş. Dragon Age Origins oyunu oynattırın abi. Güzel rol yapma oyunudur. Klasiktir. Hanımefendi gidiyor. Hanımefendi nereye gidiyorsunuz? Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Bak Şebnem, vallahi bir ses var burada ya. Vallahi bir şey duyuyorum ya. Ya tamam, boş ver sesi. Peki o animasyon grafikli Japon oyunu vardı. Ona sarmadın mı? Dragon Quest'i mi diyor? Ya sarmak istedim. Gerçekten sarmak istedim ama olmadı be Şebnem'im. Ya görsellik harika oyunda. Sıra tabanlı dövüş sistemi de okeyim. Bak onunla da bir problemim yok. Ancak düşman diye şunu önüme çıkartmayın abi. Lütfen ya. Ya bu ne ya? Bir de yanımdaki kişi bağırıyor yaratıklar geldi diye. Ya bacım bunun neresi yaratık ya? Allah aşkına bir bak şunlara ya. Biz bunları akşam yemeğinin üzerine tatlı diye yiyoruz kardeşim. Yemek lan, bu jöle bu. Yani şöyle şeylerle 5 kere üst üste dövüşmek ve bu dövüşlerin hiçbirinin bir anlamının olmaması, anlayamıyorum abi. Bu tarz Japon RPG oyunlarının keyfine bir türlü varamıyorum. Neden abi? Neden 10 dakika içerisinde 10 kere bunlardan dövüyorum? Zor değiller, bir şey öğretmiyorlar, atmosfere katkıları yok. Sebebi ne ya bunun? Kardeşim, yükleme yaptın mı? Yok, yapmadım yükleme. Sildim oyunu, saramadım. Bebeğim. Kimsin lan sen? Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Kimsin lan? Kardeşim, yükleme yaptın mı? Yapmadım. Yükleme yapmaya gerek yok ki. Yükleme yapacak bir şey lazım. Kardeşim, yükleme yaptın mı? Yükleme yapmaya gerek yok ki. Kardeşim, yükleme yaptın mı? Yükleme yaptın mı? Ben Cemran, YouTube açık kalmış lan, oradan geliyormuş ses. Bebeğim. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere yıllarını oyunlara vermiş bir insan evladı olarak oyunsuz kalmak sinirlerimi bozar hale geldi. Yakın zamanda denediğim bazı oyunları kısa kısa derlemek istedim sizler için. Bu video böyle bir video oldu. Bunun dışında başka oyunlarla vakit geçiyorum ama onlara sonra sıra gelecek. Düzenli aralıklarla oynayacak bir şeyler bulamama dönemlerim var benim. Özellikle Aralık sonu ve Ocak ayında bu oyunsuzluk iyice zirveye çıkmaya başlıyor. Yeni şeyler lazım lan bana. Duyun beni yapımcılar. Hitman 3 gelecek. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde çıkmış olabilir. Müthiş heyecanlı değilim oyuna karşı ama bakacağım. Onun dışında daha ne var bilmiyorum, bilemiyorum ya. Fakat bilmesem de tahmin edebildiğim bir şey var. O da ertelenme haberleri. Bakın şimdiden söyleyeyim, 2021 ertelenme yılı olabilir. Zaten çok bir oyunda duyurulmadı. Duyurulan azıcık şey de bol bol ertelenmeyle karşı karşıya kalabilir. Ya da hiçbir şey duyurulmayabilir. Bu daha kötü galiba. Covid olayları, insanların evden çalışmaya adaptasyon süreci falan 2020 yılı hep bunlarla geçti. Geçtiğimiz yıl yani 2020 yılında gelişme aşamasının ortasında olan oyunlar için vaziyet pek hayırlı geçmemiştir. 2021 planları ertelenebilir. Mesela Hogwarts Legacy vardı. 2022'ye ertelendi direkt. 2021'de çıkacak demişlerdi. Pat diye ertelediler. Hem de yani bir sene, 2022'ye kadar. Yine de haberleri göreceğiz. Neler çıkacak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O zamana kadar beklemeye devam. Oyun verin bana arkadaş. Oyun verin ya. Bu videoda gizli bir reklam yoktur. Umarım videoyu yayından kaldırmaz dalga yaptığım firma. Sadece çok fazla aynı reklamı gördüğüm için bilinçaltıma yerleşti artık yani. Kardeşim yükleme yapmamışsın.